Merhaba sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Nevşehir Göreme'den sesleniyoruz. Muhteşem bir otelin ve muhteşem bir manzaranın konuğu olduk. Yanımızda otel müdürümüz Perihan Hanım bulunmakta. Bakalım sektörleri, manzaraları ve otelleriyle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar ve sunmuş oldukları hizmetleri bize aktaracaklar. Merhabalar Perihan Hanım. Merhaba, öncelikle Kapadokya Otelimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Perihan Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyim? İsmim Perihan Çakır. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum. Asıl eğitimim işletmecilik ama 10 yıldır bu sektörde otelcilik kavramında farklı otellerde son 1 yıldır da bu otelde genel müdür olarak görev yapmaktayım. Hizmet vermekte izliyorsunuz. Doors of Kapadokya kaç yılında kuruldu? Ne gibi hizmetler vermekte? Aslında çok yeni bir oteliz. Bundan 5 yıl öncesinde otel inşaatı başladı. 5 yılın sonrasında 2012 Mayıs ayında otelimizi açtık ve o günden bugüne yaklaşık 1 yıllık bir süreçtir hizmet veriyoruz. Peki kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? Toplamda 2500 metrekare ve 18 odadan oluşmaktayız. Arkamızda gördüğünüz manzara otelin muhteşem her manzara noktasından var ve otel aslında infinity dediğimiz 3 boyutlu manzaraya sahip. Yani arka tarafta dünyada en meşhur gün batımı izlenecek vadilerden biri Kızıl Vadi var. Otelin diğer kısmında Uçhisar Kalesi ve Uçhisar manzarası var. Öbür tarafında ise tamamen Göreme her ve Peri Bacaları. Her bir köşesinde farklı bir Aynen özelliği öyle. Ve farklı Aynen bir öyle. güzelliği var Aynen diyoruz. Öyle. Doors of Kapadokya bir çırpıda kaç misafirimizi barındırabiliyor? Toplamda 18 oda olduğumuz için yaklaşık aynı anda 40 kişiye, 45 kişiye kadar çıkabiliyoruz, ağırlayabiliyoruz. Hizmet verebiliyoruz diyorsunuz. Evet. Personel sayımızı öğrenebilir miyim? Muhteşem bir manzaranız, muhteşem bir mekanınız bulunmakta. Şu anda toplam personel sayımız 12. Ama yüksek sezona girdiğimiz zaman neredeyse her oda başına bir personel düşüyor. Peki burada sunmuş olduğumuz hizmetler sadece otel ve konaklama değil. Diğer hizmetlerinizi de öğrenebilir miyim? Şimdi öncelikle otel misafirimizle aylar öncesinden yazışmaya başlıyoruz. Özellikle online üzerinden satışı yapılan bir oteliz ve dünyanın her noktasından misafir ağırlıyoruz. Son dönemde Latin pazarı, Brezilya pazarı, işte İspanyol pazarı çok ağırlıkta ama bölgenin genel konaklatan misafirler Japonlar, Uzak Doğulular. Dolayısıyla her şeylerini karşılayabiliyoruz. Onlar hayal ediyor ve biz gerçekleştiriyoruz. Geldiği noktadan işte transferinden, balon turundan, işte at turundan, ATV turundan bölgede yapılabilecek bütün etkinliklere ev sahipliği yapabiliyoruz. Yani Türkiye'nin neresinden, yurt dışının neresinden gelen olursa olsun sadece konaklama hizmeti vermiyoruz. Hem Göreme'yi hem Kapadokya'yı tanıtmış oluyoruz diyorsunuz. Biz otelciler aslında hayal satıyoruz. Yani siz bizim Türkiye'de belki bu kavram çok fazla yok ama yurt dışında insanlar tatil planlarını 1 yıl, 2 yıl öncesinden planlıyorlar. Tarihleri belli oluyor ve bölgeyle ilgili zaten internet üzerinden yeterli araştırmaya sahip oluyorlar ve bizden otomatik olarak biz işte at turu, balon turu, ATV turu, bölge turu yapmak istiyoruz diyorlar ve biz de bütün bunları organize edebiliyoruz. Organize edip hizmetimizi sunabiliyoruz Aynen diyorsunuz. Öyle. Peki Kapadokya'da ve Göreme'de birçok otel bulunmakta, butik tarzı otellerimiz bulunuyor. Doors of Kapadokya olarak sizi diğer otellerden ayıran özelliğinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi Türklerde bir misafir ağırlama ve bir kapı olayı vardır. Otelin ismi de zaten buradan geliyor. Doors of Kapadokya, Kapadokya'nın kapıları demek. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman size özellikle evinizde hissettirmek istiyoruz. Ve butik servis, yani kişiye özel servis veriyoruz. Girdiğiniz andan itibaren evinize rahatlığında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu da diğer otellerden bizi en çok ayıran özelliklerden bir tanesi. Burada çok muhteşem evlenme tekliflerine ev sahipliği yapıyoruz. Çok güzel. Güzel kokteyllere ev sahipliği yapıyoruz. Evlilik yıl dönümleri, doğum günleri ve vadilerde bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz ki her insanın mutlaka Kapadokya'da bir anısı ya da bir kare fotoğrafı olabilsin. Özel günlerde, özel anılarıyla müşterilerimize hizmet veriyoruz Aynen öyle. Diyorsunuz. Aynen öyle. Peki sektörle ilgili yaşamış olduğunuz sıkıntılar nelerdir? Şimdi biz hayal satıyoruz biliyorsunuz. Hayalin bir teminatı olmaz. Öyle çok aşırı bir sıkıntımız yok ama gelen misafirlerimizin, özellikle yerli misafirlerimizde beklentilerini mi karşılayamıyoruz? Bekledikleri çok mu yüksek? Ya da bölgeyle ilgili çok farklı hayallere mi kapılıyorlar bilmiyoruz. Arada sırada problemler yaşadığımız oluyor ama bunlar bir şekilde atlatılabiliyor. Bir kere Kapadokya'ya gelen insanın her şeyden önce
cave yani kaya otele geldiği zaman nasıl bir odada kalacağını bilerek gelmesi gerekiyor. Buraya gelip de ben kaya odada yatamam diyen çok insan biliyorum ben. Ama zaten cave ve kaya otelin açılımı da mağarada yatmak. Hani bunu değil hissetmek. Mi? Değil mi? Bunu hissetmek, bu ayrıcalığı, bu atmosferi tatmaktır. Evet, evet. Biraz da odalarımızdan bahsetmek istiyorum. Manzaranız muhteşem. Her odanızdan manzaranızı görebiliyoruz. Odalarımıza değinirsek ne gibi hizmetler sunuyoruz ve sunarken nelere dikkat ediyoruz? Şimdi biz her şeyden önce odalarda gelen bütün misafirlerimizi tarihe misafir ediyoruz. Ama tarihi modern çizgilerle birleştirip misafir ediyoruz. Odada jacuzzi varken kaya bir odada yatıyorsunuz. Kaya bir odada yatarken yerden ısıtmaya sahipsiniz. Yerden ısıtma varken led bir TV'niz olabiliyor. Oda servisiyle muhteşem bir köy kahvaltısı yapabiliyorsunuz. Odaya şarap servisi yapabiliyoruz ki Kapadokya biliyorsunuz şarap konusunda oldukça ünlü ve burada çok büyük iki tane fabrika var bu anlamda. Hem üzümlerini kendileri yetiştiriyorlar hem de burada şişeleniyor. Bunun dışında odalarda dediğim gibi hem tarihin hem de modernize ettiğimiz odalarla insanları ağırlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Doors of Kapadokya olarak konaklamanızı burada karşılıyorsunuz. Özel günlerde açtığınız bir restoran kafeniz var. Biraz da buna değinmek istiyorum. Şimdi 8 sene öncesinde aşağıda restoran bistro tarzında bir işletme açtık biz. One Way Cafe diye geçiyor. Tek yol anlamında zaten. Çok merkezi bir yerde ve çok göz önünde bir yerde olduğu için ve her türlü mutfağa sahip olduğu için hani mesela burada çok fazla Hindistanlı misafir var, tamamı vejetaryen. Vejetaryen menülerimiz var. Daha önceden rezervasyonla işte glüten hastaları, diyabet hastaları bunları da özel menüler yapabiliyoruz. Damak tatlarına hitap edebiliyoruz. Aynen diyorsunuz. Öyle ama ağırlıkta tabii ki Türk ve Osmanlı mutfağı. Kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyorsunuz o bölgede? Yaklaşık 500 metrekare ve 150 kişilik kapasiteli restoranımız. Özel grupları da kapatabiliyoruz. Ufak tefek organizasyonlar da yani kişi sayısıyla bağlantılı olarak işte nişan, düğün, kokteyl, doğum günü partileri de yapabiliyoruz. Doors of Kapadokya olarak ileriye dönük hedef ve projelerimiz mutlaka vardır. Nelerdir öğrenmek istiyoruz? Şimdi ileriye dönük derken her gün yeni bir şey çıkıyor işin açıkçası. Bizim camiamız turizm sektörü daha doğrusu her gün kendini yenilemek zorunda olan bir sektör. Otelle ilgili projelendirmelerimiz var. Biz her şeyden önce çevreci bir oteliz. Kullandığımız bütün buklet malzemeleri, işte kağıt ürünler tamamen geri dönüşüm. Doğa hayranı olduğumuz için. İlerleyen dönemde otelde biraz daha yeşil ağırlık vereceğiz. Belki biraz daha restoran büyüyecek. Oda sayımız artar mı bilemiyorum ama şu an itibariyle 18 oda butik servis verebilmek için ideal bir sayı. Aynı zamanda ilerleyen dönemde otelimizde küçük bir spa merkezi, bir keyif havuzu, sauna ve hamam. Zaten şu anda odalarda kişiye özel masaj servisi veriyor. Profesyonel masöz ve masörlerle birlikte. Bu tabii ki önceden rezervasyonla gerçekleşiyor. Ve otelimizin hemen altında yeraltı şehri tadında bir mahzenimiz olacak. Bu mahzende özel gruplara şarap tadımı, şarap sunumu yapmayı hedefliyoruz. Çok güzel diliyoruz. İnşallah başarılarınızın devamı gelir. İnşallah. Hedefledikleriniz olur. Son olarak Doors of Kapadokya One Way Cafe Restaurant için neler söylemek istersiniz sizi izleyen izleyicilerimize? Tatillere çıkmak aslında herkesin bir dönem yaptığı bir durum ve tatillerde kendini evinde hissetmek en önemli şey. Bunu eğer hissetmek istiyorlarsa, tarihe misafir olup kendini evinde hissetmeyi istiyorlarsa misafirlerimiz bizi tercih etmelerini ne diyoruz? Istiyoruz. Doors of Kapadokya diyoruz ve One Way Restaurant diyoruz. Aynen öyle. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Konuk ettiğiniz manzaranız muhteşem. Konaklama yönteminiz muhteşem. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyor. Uzun yıllar sizinle olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık diyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah biz de konaklamaya geleceğiz diyoruz. Bekliyoruz. Evet sevgili Sektörle Ver Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz Nevşehir Göreme'deydi. Muhteşem bir manzaranın, muhteşem bir otelin konuğu olduk. Doors of Kapadokya One Way Restaurant. Sizlerle beraber aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında. Hoşça kalın.